herkese selam. Bugünkü lezzet durağımız birbirinden güzel, birbirinden büyük ve rengarenk pastaların yapıldığı o atölye Burçin Birdane Atölyesi'ndeyiz. Gelin birlikte pastanın püf noktalarını öğrenelim. Fıtı 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 fıtı. Pastacı olmaya nasıl karar verdiniz? Daha önce neler yapıyordunuz? Pastacı olmaya karar vermem aslında birazcık akışın beni götürdüğü bir nokta oldu. Bu işin en başında pastacı olayım diye bir düşüncem yoktu. Fakat yemek bloğu yazarak ben bu işe başladım. Tarifler deniyordum, fotoğraf çekiyordum ama bir gün şeker hamuruyla tanıştım. Tanışınca da bir daha bırakamadım. İlk olarak oğullarımın doğum günü pastalarını kendim hazırlayarak başladım. Tabii çok amatör çalışmalardı. Sonra eşime, dostuma, yakınlarıma yaparken kendimi birden pastacı olmuş ve gerçekten çok iyi noktalara pastaları hazırlayan bir kişi olarak gördüm. Sonrasında da o dönem yaptığım farklı bir işim vardı sektörde, farklı bir sektörde. Oradan ayrılarak atölyemi açtım ve pastacı olarak hayatıma devam ettim. Gençlere öneriyor musunuz peki pastacılığı? Gençlere çok öneriyorum aslında ama günümüzün gençleri birazcık sabırsız ve bazı şeylerin birden olmasını istedikleri için bu işte sabır göstererek ilerlemeleri biraz zor olabiliyor. Yoksa ben tabii ki çok öneririm. Özel günlerimiz olmuyor ya tabii ki katılıyorum. Çünkü hafta sonu herkesin tatil olduğu, kendine vakit ayırabildiği zamanlarda pastacıların genelde daha çok çalışması gerekiyor. Evet. Bir günde en fazla kaç pasta yapıyoruz? Yani bu tabii pastanın modeline göre biraz değişen bir şey bizim işimizde. Butik bir ekip olduğumuz için alabildiğimiz sayı da tabii ki belirli ve hepsi aynı elden çıkmış gibi olmak durumunda. O yüzden de maksimum günde 20 diyebiliriz. Evet, günümüzde çok fazla farklı teknikler, farklı trendler mevcut. Bunların çıkış noktaları, yani sanatla çok iç içe bir işimiz var aslında. Bizi de etkileyen aslında biraz da sanatın akışı diyebiliriz. O yüzden de ilham alınan bazı görseller olabilir, teknikler olabilir. Çıkış noktaları genelde oralar oluyor. Bizi de gerek müşterilerimiz yönlendiriyor, gerek biz farklı modelleri portföyümüze katarak paylaştığımızda o pastalara gelen taleplerle biz de o şekilde yönümüzü çizmiş oluyoruz. Şimdiye kadar yaptığınız en büyük pasta kaç katlıydı ve kaç gün sürdü? En büyük pasta tabii ki düğün pastasıydı. 7 katlıydı. İlk hazırladığım yıllarda, yani sonrasında birkaç kez tabii 7 katlı pastalar hazırladım. 7-8 katlı ama ilk hazırladığım pasta tabii o zaman da yeni başlamış olmamın verdiği durumla diyelim yaklaşık 1,5 ay falan sürmüştü. Çünkü 7 katlı pastanın tamamı güllerle kaplıydı ve güllerin, yani her bir gülde yaklaşık 35-40 tane yaprak vardı. Tek tek elle açıldı, ezildi, birleştirildi, monte edildi. O yüzden de o kadar uzun sürmüştü, evet. Hamur yoğurmak. Özellikle kışın. Şeker hamuru aslında tabii çok güç isteyen bir şey ve hamuru yoğurmadığınız ve doğru renklendirmediğiniz zaman ortaya da güzel sonuçlar çıkmıyor. Çünkü beyaz hamurla yapacağınız şeyler bir noktaya kadar ya da işte hazır satılan kırmızıyla, yeşille, maviyle yapabilecekleriniz bir noktaya kadar. O yüzden onu hamura alıp içine farklı tonlar ekleyip kendinize has ya da ulaşmak istediğiniz görsele has bazı tonlamalar ortaya çıkardığınızda güzel şeyler ortaya çıkıyor. En zor taraflarından biri gerçekten hamur yoğurmak. Sonrasında kalıpsız detayları güzel bir şekilde, pürüzsüz, ütülü gibi ortaya çıkarmak ve müşterilerin tabii ki bu hazırladığınız detaylarla ve pastanın bütünüyle görünce ve lezzetine bakınca mutlu olması. Pastamızı katlandırmaya başlıyoruz. Eşit şekilde kesilmiş 3 parça kekimiz var. Dış kısmında bombe olmaması ve dışarıya bel vermemesi için öncelikle ganajla kenarına bir çember çekiyoruz. Şimdi içine malzeme de ekleyeceğimiz için bir sıra daha çekmek istiyorum. Çünkü ganaj aşağıda kalır diğer türlü.
Evet. Orta kısmına pastacı kremamızdan ekleyeceğiz. Pastacı kremasına neye dikkat etmeliyiz özellikle? Yani kıvamı nasıl olmalı? Pastacı kreması çok yumuşak ve çok sert olmamalı. Orta ayarda bir dokusu olmalı. Çünkü çok sert olduğunda hem malzemelerle bütünleşmesi güzel olmuyor, hem de yerken hoş bir tat olmuyor. Ona dikkat ediyoruz. Çok yumuşak olduğunda da tabii ki pastanın deforme olmasına neden oluyor. Biz butik pastalarımızda kendinden nemli kek kullandığımız için ekstra ıslatmıyoruz. Özellikle dolapta bekledikçe daha da nemlenen bir kek. Kaç dakika beklemesi gerekiyor dolapta? Aleyna, kekin dakika olarak beklememiz gerekiyor. Ne desem bilemedim. Şöyle, sen katlandırdıktan sonraki kısmı bence sormak istedin, değil mi? Evet. Hı-hı. Evet, evet. Ben piştikten sonra kekimiz bir haftaya kadar rahat bir şekilde buzdolabında streçleyerek saklayabiliyoruz. Difrizde bir ay kadar yine kalabilir. Onun haricinde bu pastamızı şimdi katlandırıyoruz. Sıvamadan önce pastamızı iyice sertleştirmemiz gerekiyor, sıvayı düzgün bir şekilde yapabilmemiz için. Onun için de ekside, yani difrizde yaklaşık böyle bir saat kadar bekletiyoruz. O şekilde donduğunda çünkü sıvamız daha iyi sonuç veriyor. Çok güzel olacak. Kendince bir şey aksiyon yaratıyor o da dönerek. Önceden ben her şeyimi, mum dahil her şeyi İngiltere ve Amerika'dan alıyordum. İlk başladığım dönemlerde. Çünkü yani gıda boyası yoktu, şeker hamuru bile 1 ya da 2 marka vardı. Çok zordu bu işi yapmak. Ama şimdi seçenek tabii ki çok. Şimdi katlandırmamız bitti. Pastamızı biraz donması ve sıvaya uygun hale gelmesi için eksi dolabımıza alacağız. Şimdi sevimli bir ayıcık figürü hazırlayacağım. Kahverengi hamuruma sertleşmesi için taylos ekledim. Taylos hamuru sertleştirmeye yarayan katkı maddesi gibi düşünebiliriz. Yenilebilir. Yenilebilir yapıştırıcı suyla birleştiğinde de aynı zamanda yenilebilir yapıştırıcı oluyor. Şimdi beden kısmını önce hazırlıyorum. Ben istesem de figürleri çok küçük olarak hazırlayamam. Bazen pastadan daha uzun boylu figürlerim olur gerçekten. Küçük yapamıyorum. Büyük seviyorum sanırım, tarzım o şekilde. Elim alıştı. Bazen 15 tane ayıcık hazırlıyorum. Tartmadan hepsinin mesela gramajı neredeyse birebir aynı oluyor. Artık o hani 16-17 senedir bu işi yapmış olduğum için o göz kararı dediğimiz şey gelişiyor sanırım. Şimdi yapıştırıcıyı çubuğa sürdüm ve bedenin ortasından takıyorum. Çünkü çubuğun hamura yapışıp üzerine gelecek büyük bir kafayı taşımasını istiyorum. Çökmemesi için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Kafayı taşıyacak kadar bir kısmı bırakıp kalanı kesiyorum. Şimdi kol ve bacaklarını yapalım. Bu işi yapmıyor olsaydınız ne yapardınız? Ben moda tasarım okudum aslında, hiç yapamasam da. Yani yine sanatla ilgili bir iş yapardım diye düşünüyorum. İçinde renklerin, görselliğin olduğu bir şeyler üretirdim diye düşünüyorum. Çiçekleri de çok seviyorum. Belki bir çiçek tasarımcısı olurdum. Var mı hala öyle bir hayaliniz? Var, burada? Emekli olunca. Çiçekçi. Ve artık pastayla da tabii çok fazla kullanılıyor canlı çiçekler. Eskiden çok fazla şeker hamuru çiçek yapardık ama artık canlı çiçek daha ön plana geçti. O yüzden de ikisi iç içe.
Tabii şimdi imkanlar çok daha fazla. Önceden böyle yoktu ama YouTube'da çok fazla videolar var, çok fazla bilgi var. Hatta belki biraz fazla var çünkü doğrusu var, yanlışı var. İşte hangisinin doğru olduğunu öğrenmek önemli. Ama çok izlemek, çok çalışmak, çok deneme yapmak aslında her işte olduğu gibi bence önemli. Yetenek varsa bu bir avantaj oluyor. Hani bir sıfır önde başlanıyor ama yetenek yoksa da çalışarak da ve gözlemleyerek de bence yapılabilecek bir iş. Kesinlikle sabır varsa. Bırakmak istediğim olmuyor ama gerçekten çok yorulduğum ve sıkıldığım bazı tasarımlar oluyor. Ne yalan söyleyeyim. Evet, yani kimi tasarımı çok keyif alarak yapıyorum. Sürekli kendimden de bir şeyler katarak ama bazı pastalarda evet sıkılıyorum. Ama yine de tabii ki elimden gelenin en iyisiyle bitiriyorum. Sıkılsam da. Atölyede ne kadar zaman geçiriyorsun? Sabah. Çok. Çok zaman geçiriyorum. Yani çok fazla zaman geçiriyorum gerçekten. Çünkü çok kişiye özel bir iş yapıyoruz ve her detayıyla ilgilenmek gerekiyor. Çok istedik ama asla fabrikasyona dökülemeyen bir iş bu iş. Yani dediğim gibi sipariş alımından tutun teslimat sürecine kadar olan sürecin hepsi ayrı ilgi ve alaka gerektiriyor. O yüzden de şu anda çok fazla vakit geçiriyorum ama önümüzdeki dönemde daha böyle daha emekliliğe uygun bir hayat belki olur. EYT burada. EYT burada evet. Artık EYT'liyim. Şöyle kafamızı biraz büyükçe hazırladım. Karikatürize ve sevimli olması için. Evet, bayağı büyük oldu tam istediğiniz gibi. Şimdi iki tane kürdanla bacakları yerine sabitleyeceğim. Bir boy uzunluklarına şöyle bakalım. Başladığımda hiçbir kurs yoktu, öğreten hiçbir şey yoktu, YouTube yoktu. Yani ben tamamen kendi el becerimle ortaya bir şeyler çıkararak en pratik doğru sonuca nasıl ulaşıyorsam o şekilde yaptım. Ve kendi vermiş olduğum eğitimlerde de hep kendi tekniğimi aktardım. Ama şimdi tabii çok fazla eğitim imkanı mevcut. Arasında böyle en ünlü isim kimdi? Tabii bir tane değil, aslında çok fazla. Nereden başlayacağım? Sorunca böyle birden yanıt vermek zor ama işte devam edelim. En bilinen mesela işte Gülşah Saraçoğlu, işte Zeynep Kartal, modacılarımızdan Nihan Peker, sanat camiasından çok fazla, cemiyet hayatından yani şu an isimleri aklıma gelmeyen çok fazla kişi var. Futbolcularımızdan yine Beşiktaşlı, işte Galatasaraylı futbolcularımız, yöneticileri, kulüp sahipleri, firma sahipleri yani çok. Evet, noktalarımızı da taktık. Şimdi kafamızı artık yerine takabiliriz. Kafayı takmadan önce çubuğa yine yapıştırıcı sürüyorum. Garantiye alalım. Merhaba.